Elbette Anıtkabir olduğu Cumhuriyeti bize hediye eden atamıza minnetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki heyet Anıtkabir'e çıktı, mozoleye çelenk koydu. Heyette bakanları yanı sıra CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener de yine yer aldı. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalarken 100. yıl dönümünde 2. yüzyıl için Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Resmi kutlamalarda 2. adres Beştepe'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlamaları kabul etti, ardından da İstanbul'a geçti. Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümünde devlet erkanı Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği heyette bakanların yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ankara'da resmi törenlerin ikinci durağı Beştepe'ydi. Erdoğan tebrikleri kabul etti. Kılıçdaroğlu ve Akşener Beştepe'deki törene katılmadı. İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural ve Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu Beştepe'deydi. Beştepe'de şehit yakınları ve gazilerin katıldığı 29 Ekim resepsiyonu da düzenlendi. Bir asırlık gurur için özel bir sergi de vardı. Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 Eser isimli yağlı boya resim sergisinin açılışını yaptı. Sergide Türkiye Cumhuriyeti'nin 12 Cumhurbaşkanı'nın yağlı boya tablolarının yanı sıra bir asır boyunca hayata geçirilen dev eserler yer aldı. 29 Ekim'de başkentte geçit töreni de düzenlendi. 1923 asker Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclis